Normal şartlarda oynadığım oyunun genel olarak hangi stüdyodan çıktığına çok bakan birisi değilim. Bu sebeple bu tarz konudaki bilgi birikimim çok yeterli değil. Ancak geçenlerde Steam'de karşıma çıkan yayıncı indiriminden dolayı bir tane stüdyo dikkatimi çekti. Hype Train Digital adlı bu stüdyodaki oyunlara bakınca aslında genel olarak benim ve kanaldaki izleyicilerin konseptine uyan oyunları derleyip kendilerinin aslında bir yandan geliştir bir yandan da bu tarz oyunları toplayarak yayınladığı bir platform olarak görüyorum kendilerini. Neden böyle dediğimi şimdi daha iyi anlayacaksınız. Çünkü yayınladıkları oyunların kategorilerine baktığım zaman gizlilik, tur bazlı simülasyon, Metroidvania ki ben Metroidvania'yı çok sevmesem de kanalımdaki izleyiciler fazlasıyla seviyor. Korku, hayatta kalma, shooter, sandbox, inşa, roguelike, strateji, rol yapma, aksiyon ve macera türündeki oyunları aslında bünyelerinde barındırdıklarını söyleyebilirim. Ve zaten bu tarz saydığım kategorilerin neredeyse tamamını bizim kanalımızda severek oynuyoruz. Bizden kastım ben ve sevgili sizler. Neden sizi ayrı tutayım? Olmaz yani öyle. Onun dışında stüdyoya bir ufak böyle bir genel bir araştırma da yaptığım zaman 2015 yılında Güney Kıbrıs'ta kurulan yaklaşık olarak da 11 ila 50 kişi arasında bir çalışan kadrosu da var. Hatta son zamanlarda bazı alanlardan ve etkinliklerden ödüller almış başarılı bir stüdyo diyebiliriz aslında. Stüdyonun internet sitesine girip baktığım zamansa kendilerini tam olarak şöyle anlatıyorlar. Dinamik ve yetenekli olan indie oyun geliştiricilerine kapımızı açıyoruz ve onları destekliyoruz gibisinden bir mottoları var aslında kaba tabirle söyleyecek olursak ama bunu artık nasıl anlarsınız, nasıl yorumlarsınız orası size kalmış. Void Train, Bright Edge, The Wild Eight, Gatekeeper, Stone Shard, Novaland, 12 is Better Than 6, Golden Light gibi oyunları bünyesinde barındıran bu stüdyonun saydığım oyunlardan bir iki tanesi geçtiğimiz zamanlarda yaptığım en sevdiğiniz oyunları yazın ben de videosunu yapacağım listesindeki oyunlardan bazı. O yüzden en sevdiğiniz oyunlardan bir iki tanesinin de bu stüdyodan çıktığını söylemesek olmaz. Hatta stüdyodan çıkmış çok başarılı sayılabilecek oyunlardan bir iki tanesini sizlere söylemek gerekirse Bright Edge oyunundan bahsedebilirim ki bu oyun aslında normalde Subnautica'yı biliyorsanız eğer Subnautica'nın uzayda geçen versiyonu diyebiliriz. Ancak oyunun kendine özgü taraflarıysa Subnautica'nın korku temasını oyuna çok güzel bir şekilde işleyerek survival hayatta kalma tarzı bir oyun olarak başarılı bir şekilde karşımıza çıktıysa da Bright Edge oyunuysa uzayda geçen korku değil de daha çok komedi temasını oyunun içine güzelce yedirebilen bir oyun diyebiliriz aslında. Zaten yakın zamanda Bright Edge'in devam oyunu olan Bright Edge 2 de duyuruldu. Yani buradan da aslında anlayabileceğiniz üzere oyun başarılı olmuş ki devamı geliyor. Hype Train Digital çatısı altında başarılı diyebileceğim farklı bir kategorideki oyundan bahsedecek olursam tur bazlı kategorisinde Stone Shard oyununu aslında sizlere söyleyebilirim. Bu oyunu oynamadım ama baktığım kadarıyla açık dünyada geçen rol yapma, roguelike ve tur bazlı öğeleri bir arada barındıran piksel tarzında çok tatlı bir oyun gibi gözüküyor. Zaten bir iki tane de ödül almış bu oyun. Ama ülkemizde ne kadar popüler oldu bilmiyorum. Çünkü ben oynamadım diye popüler değil diye bir şey yok. Belki de çok popülerdi de benim cahilliğime denk geldi. Bilemeyiz. Velhasıl efendim bu oyunun da ufak bir konusunu öğrendiğimden size söyleyeceğim kadarıyla da oyun aslında derin bir taktiksel savaş sistemi, kapsamlı bir yetenek ağacı ve hayatta kalma öğeleri içeriyormuş. Onun haricinde yara tedavisi falan filan cacurt gibi hayatta kalma unsurlarını da barındırıyormuş oyun içinde. Haberiniz olsun efendim. Yani roguelike, RPG, tur bazlı ve piksel gibi survival tarzındaki oyunları seviyorsanız eğer bu oyuna bir şans vermenizi tavsiye ediyorum çünkü uzaktan bakınca bile gayet güzel bir oyun gibi gözüküyor. Bahsetmek istediğim bir diğer oyunsa yine Hype Train Digital tarafından yayınlanan bir başka bir oyun olan Novaland oyunu olacak. Bu oyunun da esprisi keşif, üretim odaklı açık bir dünyada hayatta kalma oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Hype Train Digital sitesindeki verilere bakarak söylediğim kadarıyla da oyun, macera, inşa, sandbox ve aksiyon temalı oyunlar kategorisinde yer alıyor. Bu oyunun esprisi ise yabancı gezegenleri keşfederek kaynak toplamak, kendi üstlerini kurmak ve geliştirmek gibi öğelerle uğraşırken bir yandan da makineler kurarak üretim zincirlerini otomatize hale getiriyorsun. Bir yerden tanıdık geldi mi? Mesela Satisfactory gibi ya da Factorio gibi. Her neyse. Bu oyunun da gayet uzaktan tatlı ve yakışıklı durduğunu söyleyebilirim sizlere aslında. Stüdyonun yayınladığı bir diğer oyunsa benim gözüme çarpan Golden Light oyunu oldu. Bu oyunun ise esprisi şu. Benzersiz ve sürreal bir korku roguelike oyunu olarak karşımıza çıkan Golden Light, sürekli değişen bir dünyada hayatta kalmaya çalışan oyuncuları korku dolu ve tuhaf bir atmosferde savaşa ve keşfe itiyormuş. Bunun esprisi de şu, bildiğimiz roguelike temasını korku ve kara mizah unsurlarıyla birleştirince ortaya çıkan böyle bir sürreal oyun olarak karşımıza çıkmış aslında. Ben bu oyunu oynamamıştım zaten, hala daha oynamadım. Ama bana bu oyunu içinizden birileri en sevdiğim oyun diyerek bana önerdi. Ben de en kısa zamanda bakacağıma dair söz verdim ama iki video arasındaki süre o kadar kısa olduğu için bu oyuna hala daha bakamadım. Ama ilerleyen zamanlarda bunu oynayacağım, sözüm söz. Hatta bütün bunlardan ziyade yakın zamanda çıkmış olan bir oyundan bahsedecek olursak Storm Age'i size önerebilirim. Bu oyun da aslında yine bizim kanalımıza ve bizlere çok fazla
fazlasıyla hitap eden bir oyun olarak karşımıza çıkıyor ki sadece bunu fragmanına bakarak bile anlayabiliyoruz. Bunun sebebi de aksiyon roguelike, piksel grafikler ve roguelite tarzındaki özelliklerle harmanlanmış bir şekilde karşımıza çıkan Storm Age'i en kısa zamanda oynamak istiyorum ben şahsen. Oyunun hikayesine de ufak bir baktığım zamansa anladığım kadarıyla oyunda da tehlikeli olan elemental düşmanlarla mı, fırtınalarla mı diyeyim artık tam olarak orayı anlayamadım ama bu tarz bir güruhla karşılaşıyoruz ve bunlarla dövüşüyoruz sanırım. Bunlarla çatışıyoruz sürekli. Zaten büyük ihtimalle fırtına duru ama neyse hadi bakalım düşman diyelim biz ona. Türkçe karşılığımız böyle olsun. Sadece bir bakışımla bile bize ne kadar hitap ettiğini anladığım bu oyunu da zaten bu videoya eklemeyi istedim çünkü çok fazla albenisi var bu oyunun. En azından benim ve bizim nezdimizde. Bahsetmek istediğim bir diğer oyunsa Sochart Genius Artist Simulator. Bu da simülasyon seven arkadaşlarıma hitap edeceğini düşündüğüm bir oyun. Çünkümsü oyunda bildiğimiz bir sanat galerisi işleten bir ressam olarak oynuyoruz oyunu. Yaptığımız eserleri boyayarak, şekiller vererek ya da ne bileyim herhangi bir sanat eserini güzel bir şekilde boyayarak, sergileyerek ve bu sergide bu eşyaları satarak kazandığımız paralarla sergimizi geliştirdiğimiz bir oyun aslında. Yani sanat sanat için mi yoksa sanat toplum için mi tartışmalarına noktayı koyan bir oyun olarak karşımıza çıkıyor diyebiliriz bu oyunu. Çünkü bu oyunda sanat para içindir diyebiliriz efendim. Teşekkürler. Stüdyonun popüler diye tanımlayabileceğim iki tane daha oyunu var. Bunlardan birincisi Quasimorph ve diğeri de Gatekeeper olarak geçiyor. Gatekeeper'da Hades tarzı bir oyun olarak karşımıza çıkıyor aslında. Roguelite temasını güzelce barındırmış ve hikayesel olarak da çok da önemli olmayan ama oyuna güzelce yedirdiğini düşündüğüm bir olayı var oyunun. Olayı da şu zaten. Adı üstünde Gatekeeper diye bir karakteri yönetiyorsunuz ve bu karakterle de oyundaki düşmanlarla seviye seviye dalga dalga uğraşarak onları egale etmeye çalışıyorsunuz. Birazcık stratejik yetenek kullanım ve zorlu düşmanlarla olan dövüşünden dolayı Hades'e benzettim. Onun dışında zaten çok aksiyon ve hareketli bir oyun diyebiliriz aslında Gatekeeper'a. Quasimorph'sa tam tersi yine önceden bahsettiğim oyunlara benzeyen roguelike tarzında RPG bir oyun. Oyunun esprisi karanlık bilim kurgu evreninde geçen bir macera oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Uzaylı yaratıklarla ve düşman askerlerle mücadele ettiğim bu oyundaysa oyunun bize vaat ettiğine göre karanlık atmosferi, strateji ve aksiyonu bir araya getirerek roguelike türünde etkileyici bir deneyim sunduğunu bizlere söylüyor efendim. Peki bu stüdyo hep yayınlanmış mı? Hiç mi kendi geliştirdiği oyun yok diye soracak olursanız tabii ki de var efendim. Hatta bu oyunlardan bir tanesi 2023 yılında çıkmış olan Void Train oyunu sizlere bahsedebilirim. Oyun aslında karşımıza first person shooter ve survival temalarıyla çıkıyor. Oyunun genel olarak hikayesine baktığımız zamanda ise boyutlar arası trenle bir yolculuk yapıyoruz ve bu yolculuk sırasında trenimizi güçlendirerek karakterimize yeni silahlar yaparak belli başlı craftlarla da oyunun hikayesinde ilerleterek aslında maceraya yola çıkıyoruz. Oyun oynamadığım için oyun ne kadar derin ne kadar iyidir değildir bilmiyorum ama velakin şunu söyleyebilirim. Konusu ve özellikleriyle dikkat çeken ve en azından da olsa bir şansı hak eden bir oyun diyebiliriz aslında. Steam'deki yorumlarına baktığım zaman da ise genel olarak beğenilmiş bir oyun olarak karşımıza çıkıyor Void Train. Hatta yorumlardan bir iki tanesini sizlere söyleyecek olursam en mantıklı yorum 10 saat oynayarak Nightmare arkadaşımız demiş ki tren var gidiyor. Çok açıklayıcı bir yorum. Allah razı olsun. Sen misin? Bazı yorumlarsa başlangıçta sıkıcı gibi gelse de çeşitliliğiyle sonradan harika oyun olarak karşımıza çıkıyor diyor. Bir diğer yorumsa kötü yorumlardan bahsedeyim. Yabancı bir yorum gelmiş. Hikayeli oyun sevenler bu oyunun asla bitmeyeceğini anlayacaklar. Hep aynı şeyi yapıyoruz. Tekrara düşüyoruz. Tekere düşüyoruz. Bla 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 diyor. Daha iyi survival oyunlar var. Onları denemenizi tavsiye ediyorum gibisinden söylüyor. Ancak zaten bu tarz survival oyunlarda benim anladığım kadarıyla zaten doğru düzgün bir son olmuyor. O yüzden arkadaşımız yanlış oyuna gelmiş diyelim. Ben öyle yorumlayayım. Tabii ki de bu oyun benim babamın oyunu değil. O yüzden kötü de olabilir belki bilmiyorum. Girip oynamak lazım. Stüdyonun şu ana kadar popüler olmuş ve bakmaya değer oyunlarından ziyade ise önümüzdeki zamanlarda çıkacak olan oyunlarını da sıralayacak olursak eğer Breath Age 2, Dying the Dungeon, Truck World Australia, Akatori ve Paperhead olarak 5 tane güzel oyun bizleri bekliyor diyebiliriz. Bu oyunlara da kısaca bakacak olursak şu ana kadar anlattığım temaları barındıran ki içlerindeki tek farklı olan sanırım Truck World Australia diyebilirim. Bu da zaten bildiğimiz Euro Truck Simulator andıran bir oyun. Onun dışında diğer oyunlar da kesinlikle ilgimi çekiyor ve bakmaya değer. Bunlarla ilgili de bir video en kısa zamanda yapacağım. Velhasıl kelam sevdiğimiz tarzda oyunları bir arada barındıran ve bizim gibi kitlelere hitap etmek için kurulmuş diyebileceğimiz Hype Train Digital Stüdyosu'nun bünyesindeki oyunları ve bizim hoşumuza gidebileceğini düşündüğüm oyunları listelediğim bu videonun sonuna doğru gelmiş bulunmaktayız. Yani her ne kadar ağzımla istemeyi sevmesem de ama bunu söylemezsem YouTube beni beğenmiyor arkadaşlar. O yüzden rica ediyorum videoyu beğenip kanalıma abone olursanız ki bu tarz videoların devamı gelir. Yorum yaparak, hype atarak da bana çok güzel destek olmuş olabilirsiniz efendim.
efendim. Sizin de önereceğiniz stüdyolar varsa lütfen söylemekten çekinmeyin. Ben de onları keşfederim, öğrenirim. Bu sayede yeni yeni oyunlar, yeni yeni tatlar öğreniriz, keşfederiz efendim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Kimseye karışmıyorsunuz. Hoşça kalıyorsunuz. Bay bay.